Dün akşam 20.55 sularında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem oradaki kardeşlerimizin can ve mal zayiatına sebep vermiştir. Rabbim böyle bir deprem ve böyle bir acı bir daha göstermesin. Türk Kızılay Tatvan Şubesi olarak sivil toplum örgütleri, belediyemiz ve Tatvan halkı olarak bugün Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize bir nebze de olsa yaralarına merhem sürmek için biz de burada elimize gelen giysileri, gıdaları ve her türlü yardım malzemesi, kışlık giyecek ve yiyecekleri burada topladık. Kendilerine en kısa zamanda bugün akşama doğru inşallah ulaştıracağız. Tabii orada meydana gelen bu deprem büyük ve son derece acı vermiştir. Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tatvan halkı olarak dualarımızla, yardımlarımızla daima yanlarında olacağız. Allah böyle bir deprem bir daha yaşatmasın. Kendilerine başsağlığı diliyoruz. Taziyelerimizi gönderiyoruz. Duamız sizinle Elazığ. Sizi seviyoruz. Rabbim yardımcınız olsun. Evet, maalesef üzülerek söylüyoruz. Dün akşam saatlerinde 6.8 oranında bir deprem Elazığ'da yaşandı. Bu depremi ilçemize de hissettik, ilimize de hissettik. 300 kilometreden daha uzak bir mesafe olmasına rağmen şiddeti, sarsıntısı burada hissedildi. Biz dün akşamdan beri aynı şekilde daha önce de söylediğimiz gibi bölgeyle irtibat halindeyiz, ne yapabiliriz, nasıl bir şekilde müdahale edebiliriz tarzında. İlk sabah saatlerinde ilk aracımız yola çıktı. İlgili personel arkadaşlar ve gönüllü arkadaşlar ve ısınma ile ilgili malzemeleri sabah saatlerinde oraya bölgeye ulaştırdık. Bununla beraber vatandaşlarımıza bir şekilde yardım etmek istiyorlardı. Biz belediye olarak ekip hazırlıklarımızı başlattık. Bununla beraber hem sosyal medyadan hem de diğer taraftan bizimle iletişime girmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili yaşam evimizde de bir kampanya hızlı bir şekilde başlattık. Gerçekten hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bu konuda çok hassas davrandılar. Çok hızlı bir şekilde beklentimizin üzerinde bir alan malzeme ihtiyacı burada oluştu. Malumunuz deprem bir de kış ayında olması bu işi yaşam şartlarını biraz daha zorlaştırdı. Her ne kadar yıkım olmasa bile sarsıntılardan dolayı tedirginlik yaşanmakta. Evine giremeyen vatandaşlarımız olmakta. Bunlarla dışarıdaki bu soğuk hava iklim şartlarından dolayı ısınma ile ilgili battaniye, ısıtıcı, bununla beraber temiz su, çocuk bezi, hazır gıdaları da bölgeye acil bir şekilde en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeleri bir anda topladık. İnşallah en hızlı şekilde bölgeye intikal edecek. Birazdan ürünlerimiz çıkıyor. Bununla beraber ihtiyaç halinde burada vatandaşlarımızın da gelecek olan yardımları hızlı bir şekilde bu alana ulaştırıyoruz en kolay şekilde. Gerçekten bu duyarlılığından dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Allah bu türlü doğal afetlerinden korusun, daha beterinden korusun hem ülkemizi hem bölgemizi. Gerçekten çok zor bir durum. Başta bu afetten dolayı rahmete gelen tüm hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Allah beterinden korusun. Biz bir şekilde bölgeye ne yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışırız. Elhamdülillah ülkemizde Afet Genel Müdürlüğümüz olsun, Kızılay'ımız olsun, diğer kamu kuruluşlarımız geceden Allah'ın ilk günden beri oraya müdahale etti. Bütün çalışmalarla bölgedeler. Bu konuda biz de bu konuda ilçe olarak, vatandaş olarak ne yapabiliriz? Elimizden geldiği kadar bu yaraya bir merhem sürmeye çalıştık. Tekrardan bu duyarlılığından dolayı tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Allah beterinden korusun. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Getir o. Önce. Bugün Tatvan tek yürek olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerinin acısını paylaşıyor ve onlara yardım etmek için seferber oldu.
Tatvanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Elazığ ve Malatya'da vefat eden kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Allah rahmet etsin yaralılara. Allah şifalar versin inşallah. Bugün Tatvan gönlünü, yüreğini ortaya koyarak Elazığ'daki kardeşlerine yardım ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah-u Teala bu acıları tekrar yaşatmasın. Devletimize ve milletimize yardımcı olsun inşallah. Dün akşam maalesef yine üzücü bir olay yaşadık. Elazığ merkez üssü olmak üzere Malatya ve 6 tane ülkeden de hissedilen bir acı deprem yaşadık. 6.8 şiddetindeki deprem derinliği yüzeye çok yakın olduğundan dolayı hemen hemen bütün illerde eşit derecede hissedildi. Merkez üssü Elazığ ve Malatya yakın olmasından dolayı maalesef şu ana kadar 22 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet, 1000 küsür de yaralımız şu anda mevcut ve 22 tane de vatandaşımız şu anda enkaz altında, hala kurtarılmayı bekliyor. Bütün ekipler Türkiye, gördüğünüz gibi burada da Tatvan Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları, tüm herkes seferber olmuş. Bizler de özellikle Elazığ'daki ticaret odalarıyla, eştaş olan STK'larımızla geceden beri irtibattayız. Allah'a şükürler olsun, can kaybının inşallah artmamasından yana temennimiz. Bizim şu anda burada gönderebileceğimiz dualarımızla birlikte en büyük desteğimiz gıdadan ziyade özellikle battaniye ve ısıtıcı olarak gönderilmesi gerekiyor. En son görüşmemizde oradaki AFAD yetkilileriyle, Elazığ'daki AFAD yetkilileriyle görüşmemizde de oradaki çadır kentin ve konteyner kentin de hazır hale getirildiğini, inşallah bu gece dışarıda hiç kimse geceyi geçirmeyecek. Bizler de burada Tatvan halkı olarak, Tatvan Belediyesi olarak, Tatvan'daki ve Bitlis'teki sivil toplum kuruluşları olarak, vatandaşlar olarak kelletlendi. Bugün gün birlik günü. Bazı olayları provoka etmeye çalışan insanlar var. Şu anda onlara hiç kimse kulak asmasın. Gün birlik günüdür. Biz güçlü bir ülkeyiz. Vatandaşlarımız bu şekilde kenetlendikten sonra Allah'ın izniyle biz nice badireleri atlattık. Bunları da atlatacağız. Buradaki emeği geçen, katkıda bulunan ve bulunacak olan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli basın üyelerinin de bu hususlarda duyarlı davrandıklarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir siyah olarak biz de Elazığ'daki depremdeki kardeşlerimiz için sabahleyin 9 kişilik arama kurtarma ekibimizi gönderdik. Elimizdeki olan bütün battaniyeleri, gıda kullarını gönderdik. Biz şu anda ikinci ekip hazırlığını yapıyoruz. Elimizden gelirse ne yapmaya hazırız. İnşallah oradaki kardeşlerimizi yarını sarmaya devam edeceğiz. Doldu mu? Tamam da orası. O girmez. Ha? O girmez. Bu karton gelmez mi oraya? Bu biraz daha kapatır sattım. Hangisi polis? O kıda. O kıda bunu getirmeyin. Zaten abi.